Tarafsız Dürüst Haber'in merkezi alan Doğu Sudan Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim, ben Deniz Zayıf Doğrulu. Bugün de bir kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden bize sağlıklı. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim, Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar İskele Şelale Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle birlikte sürdü. Meydanda günün önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından öğrenciler gösteri yaptı. Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başladı. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Resul Yıldırım, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivandı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, Oda Dernek Başkanlarıyla vatandaşlar katılım gösterdi. Atatürk Anıtı önünde başlayan çelenk sunumunun ardından kutlamaların devamı İskele Şelale Meydanı'nda devam etti. Şelale Meydanı'nda günün önemine değinerek konuşma gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıltırgıcı, 19 Mayıs kurtuluşunun yemini, milli misakın sınırı, cumhuriyet tutkusu, egemenlik türküsü, millet olma bilinci, var olma savaşıdır. 19 Mayıs gençliğin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır. Güçlü Türkiye'nin teminatı sevgili gençler, gaflet ve dalalet dört bir yanı sarsa da damarlarınızdaki özgürlük kanı ve vatan aşkınız hepsinin üstesinden gelecektir diye konuştu. Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olan 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümüne kavuşmanın verdiği heyecan ve gurur ile hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmanın ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Türk gençliğinin Atatürk'e cevabı okundu. Etkinlik şiirlerin okunması, zeybek, judo ve jimnastik gösterileri, spor branşları tanıtımı, yat turu ve su sporları gösterileriyle etkinlik devam etti. Evet efendim, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bizler de Alanya Posta Medya olarak bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle yad ediyor. Bu kutlu bayramın gençlerimize, memleketimize, vatanımıza ve sizlere, hepimize kutlu olmasını diliyoruz. Efendim, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varılması değerlendirilen Alanyalı turizmciler, yapılan çalışmaların sezona önemli katkısının olacağını ifade etti. Rusya, Türkiye'ye haftada ek 450 seferin düzenlenmesine izin verilmesi üzerine Rus Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söyledi. Bunun üzerine Alanya Posta Medya ekibine değerlendirmelerde bulunan Konakla Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan ve Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, yapılan çalışmaların sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getirdi. Konu hakkında Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulunan Konakla Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan, gerek Rus kuruluşları gerekse ülkemizdeki kurullar tarafından yapılan ikili görüşmeler sonucunda haftalık sefer sayılarının karşılıklı olarak arttırılması yönünde mütabakatlar sağlanmakta. Bu doğrultuda sefer sayılarının artması özellikle Rus pazarına bağlı olan Alanya'mıza da önemli yansımaları olacaktır dedi. Müzik
Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise bu yapılan çalışmalar güzel fakat verilen miktarlar çok düşük. Aldığımız bilgilere göre 2019 yılında verilen bu uçaklar haftalık değil günlük geliyordu. Bu sene beklentimiz çok daha fazlaydı ancak hiç beklemediğimiz bir durum olarak karşımıza çıkan savaş hepimizi olumsuz etkiledi. Uçak seferlerinin arttırılamayışının bir sebebi de benzin fiyatları. Eğer devletimizin dövize ihtiyacı varsa bir takım destek paketleri ile turistlerin ülkemize getirilmesi lazım ki döviz girdisi olsun. Turizm tesisleri gerçekten çok zor durumda dedi. Efendim Türkiye tarihinde geçen yıl aslında en büyük yangın felaketinin bir kısmının yaşandığı ve günlerce yangın nöbeti tutulan Susuz Yaylası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yine yangın çıktı. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de bölgeden bizzat takip ettiği yangında 200 personel ve 22 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edilmekte. Dere Mahallesi Susuz Yaylası'ndaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sarp arazide çıkan yangına karadan yaklaşık 200 personel ve 22 arazözün de karadan müdahalesi, bölgede bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici koordinasyonunda devam ederken çalışmalara havadan da bir kaşif ve bir yangın söndürme helikopteri destek veriyor. Yangının yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu tahmin edilirken Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok, orman arazisi diye konuştu. Son durum orman yangını başladı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'nün ekipleri müdahale ediyor. Sert bir arazide olduğu için biraz çalışmalar zorlaşıyor. Ama şu anda ekipler müdahale ediyor. Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an için yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok. Orman arazisine tamamen. Efem Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kaza Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Diğer Çiçek İdaresi'ndeki motosiklet sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Çiçek ve motosikletteki köpeği sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Susuyor yani sanırım. Efendim, Alanya Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz anısına bir klip hazırladı. Knockout ve Adri'nin Mehmetçik adlı parçası üzerine Belediye Spor Kulübü spor okullarında eğitim gören çocukların oynadığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alanya Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret eden sporcuların oynadığı klip paylaşım rekorları kırdı. Alanya Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Erken daha önce 23 Nisan için yaptığımız gibi günün anlam ve önemine uygun olarak spor okulu öğrencilerimizin görev aldığı bir klip yapmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmanın ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğu bilincindeyiz. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlu olsun dedi. Efendim Alanya Alaattin Keykubat Üniversiteli öğrenciler ise kutlamaları adrenalinle birleştirdi. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden farklı spor etkinlikleriyle doyasıya kutladı. Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğrencileri tarafından spor yaparak kutlandı. Öğrenciler hazırladıkları kutlama videosunu sosyal medyadan paylaştıktan sonra peş peşe beğeni topladı. Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Yamaç Barışlı Pilotları.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri sizleri bekliyor arkadaşlar. Önce Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Ardından Spor Bilimi Fakültesi öğrencilerinden oluşan yamaç paraşütü pilotları peş peşe gökyüzüne süzüldü. Alanya semalarındaysa pilotlar yapılan telsiz anonsuyla kutlamayı kalpten hissetti. Genç sporcular denizde de kutlama yaptıktan sonra "Ne mutlu Türk'üm" diyerek etkinliği tamamladı. Efendim, Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı haftalık olan toplantısında konuşan Başkan Hüseyin Sarıca, Alanya'da siyasilerimiz ise ihanetle turizme darbe vurmakla suçladılar. Saadet Partisi olarak fikrimiz her ikisine de karşıyız diye konuştu. Saadet Partisi olarak söz veriyoruz. Sizi hor gören. Saadet Partisi İlçe Teşkilatı'nın gerçekleştirmiş olduğu haftalık olan toplantısında konuşan Sarıca, ne apart otel ne de 1+1'lerin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl ihanet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ve ülkemizdeki gayrimenkullerin yurt dışında reklamı yapılarak satışa sunulması ve iktidarın bunu ihraç ürünü kapsamına almasıdır. 1+1'ler Türk aile yapısına uymaz. Yabancılara satışından ziyade kiraya verilmesi taraftarıyız. Alanya merkezde ve mahallelerde ailelerin yaşadığı ortamda önüne gelenin apart yapması, otel yapması, rezidans ve site yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Apart ve otellerin uygun bir yer tahsis edilerek oralara yapılması daha uygun olur. Artan fiyatlarla kendi vatandaşımız bugün çalıştığı halde kiralık ev bulamıyor. Bugün Türkiye'de konut sıkıntısı yok, fazlası var. Ancak bugün konut üzerinden rant sağlayanlar var dedi. Biz Alanya'da Saadet Partisi olarak olayı şu şekilde değerlendiriyoruz. Ne apart otellerin yıkılması ne de onun yerine yapılan 1+1 dairelerin yapılması. Bir takım siyasilerimiz ihanetle suçluyor. Bir takım siyasilerimiz turizme büyük darbedir diyor. Turizm biter diyor. Biz bunların hepsine karşıyız. Asıl ihanet şu an Türkiye olarak biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ve gayrimenkul konut satışını yurt dışında ihraç ürünü olarak gündeme getiriyoruz, reklamlarını yapıyoruz. Asıl ihanet budur diyoruz. Bugün günlerden 19 Mayıs, Atatürk'ü anma ve spor ve gençlik bayramı. Bütün milletimizin 19 Mayıs spor gençlik bayramını kutluyorum. Gençlerimize buradan sesleniyoruz. Türkiye'nin yarınlarında size ihtiyacımız var. Sizin enerjiniz, ufkunuz ve birikiminizle Türkiye'yi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Efendim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı iş insanı Eray Erdem. Hayırseveri olduğu Sema Eray Erdem ortaokulunda yapılan kermese katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdem gençlerin bayramını kutladı ve en iyi şekilde çalışın mesajı verdi. Sema Eray Erdem Ortaokulu'nda geleneksel kermes etkinliği yapıldı. Etkinliğe saha çalışmalarıyla ön planda olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı iş insanı Eray Erdem de katıldı. Hayırseveri olduğu okulda öğrencilerin heyecanına ortak olan Erdem gençlerle sohbet etti, soruları yanıtladı. ALTSO Başkan Adayı Erdem 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde bir araya geldiği gençlerin bayramını kutladı. Erdem şu mesajı verdi. Ülkemizin gelecek vadeden gençlerisiniz. En iyi şekilde çalışın, azimli olun. Atamızın gösterdiği muasır medeniyetlere sizlerle gideceğiz dedi. Kermeste stand ziyaretinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Efendim, İskele Şelale Meydanı'nda 19 Mayıs töreni kutlamaları yapılırken bayrak tutan bir öğrenci ne yazık ki fenalık geçirdi. Yere yığılan öğrenciye ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alındı. Öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. O mezar, o onurlu alın. Alanya'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapıldı. Kutlamalar devam ederken bayrak tutan bir öğrenci bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Baygınlık geçiren öğrenciyi gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrollerini ve ilk müdahalesini yaptığı öğrenci ambulansa götürüldü. Öğrencinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Bunlarla arkamızdan gelir. Önden koşan... Efendim Korkut Eyni'nde etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu. Su baskınında onlarca koyun telef oldu. Gündoğmuş'ta ise aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarına kısmen zarar verdi. Dereköy ve Sülekler mahallesinde etkili olan sağanak yağış yerleşim yerlerinde zarara yol açtı. Dolu yağışı sonrası derenin taşması sonucu evler ve ahırlar zarar gördü. Sel taşkını nedeniyle ortalık çamur gölüne dönerken 48 hayvan da telef oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ASAT Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personel ve araçlarıyla vatandaşları yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait araçlarla selin taşıdığı çamur ve kalıntılar temizlendi. Gece boyu çalışan ekipler selin yarattığı olumsuzlukları gidermeye çalıştı. Efendim Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinesinde Antalya Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Antalya Mühendis ve Mimar Odaları İşbirliği ile düzenlenen çevreci dönüşüm çalıştayında görev alan çalışma grupları bulgularını düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. 13 çalışma grubu oluşturulmuş olup bu grupla Antalya'nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda Antalya Mühendis ve Mimar Odaları İşbirliği ile yürütülen projede meslek odaları, ilgili kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan 220 kişinin görev aldığı çevreci dönüşüm çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Yani nasıl isterseniz bunu özetler var. Öneriler kimler yerine getirecek? Antalya'nın su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 13 çalışma grubunun hazırladıkları bulgu ve öneriler kamuoyuyla paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, çevre konusunun Antalya'nın ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, denizi, doğası, iklimiyle Antalya'nın tarım ve turizmin başkenti olmasında çevrenin hayati bir rolü var dedi. Antalya'nın tatil noktasında bu iklim değişikliklerine yakın vadede... Efendim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı yüz yüze görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'le yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada görüşmede fikir ayrılıklarını diplomasiyle çözmeye çaba göstereceklerini belirterek odaklanmamız gereken bazı noktalar var. Bunlar çerçevesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz ve güçlendireceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la stratejik mekanizmanın ilk toplantısını yapmak, ayrıca BM'de düzenlenen iki önemli etkinliğe katılmak için New York'a geldik dün itibariyle. Geçen sene yaklaşık 28 milyar dolara ulaştık pandemiye rağmen. Bu önemli bir rakam. Ve bu 100 milyar dolar hedefimize ulaşmak için bizleri daha da umutlandırdı.
Diğer taraftan savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi F-16 konusunu da gündeme getirdik. Enerji işbirliğimizin önemini vurguladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, 2021'de pandemiye rağmen gördüğümüz artış bizi hedefimize ulaşacağımız konusunda daha da umutlandırıyor dedi. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını bize bir kez daha gösterdi ki müttefikler ve dostlar olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin daha güçlü bir işbirliğine sahip olması gerekiyor. Bu sadece bizim değil, aynı zamanda dostlarımızın ve müttefiklerimizin de beklentisi. Hem bölgemizde hem de küresel olarak beklenti bu yönde dedi. Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Güney Kafkasya'daki durum, yine Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve Ukrayna'nın da beklentisi olan güvenlik garantileri konusunda potansiyel garantör ülkeler olarak gerekli çalışmaları koordine etmemiz gerektiğini de vurguladık. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda sezonu noktalayacağı Fatih Karagümrük maçında düdük tecrübeli hakem Fırat Aydın Usta olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Aydın Us'un yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Murat Dağı olacak. Alanyaspor'un Avrupa hedefini yakından ilgilendiren Başakşehir-Trabzonspor maçındaysa Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy ve Erdinç Sezer tam hakem üçlüsü görev yapacak. İşte Spor Toto Süper Lig'de sezonun kapanış maçları ve bu maçlarda görev yapacak hakem. 20 Mayıs Cuma, Antalya Spor, Galatasaray, Yasin Kol, Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur, Emre Kargın. 21 Mayıs Cumartesi, Altay, Kasımpaşa, Çağdaş Altay, Sivas Spor, Kayseri Spor, Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş, Konya Spor, Sarper Barış Saka, Malatya Spor, Fenerbahçe, Volkan Bayarslan. 22 Mayıs Pazar, Başakşehir, Trabzonspor, Atilla Karaoğlan, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Fırat Aydınus, Adana Demir, Göztepe, Adem Cinek ve Hatay Spor, Giresunspor, Ali Palabıyık olacak. Efendim bizler Alanya Posta Medya ailesi olarak bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor tüm ulusumuzun, tüm Alanya'mızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, yaşanılası nice nice bayram, nice nice Atatürk, nice nice memleket dolu günler temenni ediyoruz. Esen kalın.